Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte eğitim vadisinin 9. sınıf denemesinin matematik çözümlerinin ikinci kısmıyla devam edelim. Sorumuz 16'da kalmıştık. 16. soru bir mutlak değer sorusu. Şimdi arkadaşlar sorumda mutlak değerin çıkartılma ifadesine bakmış. Mutlak değer ifadesi içi negatifse önüne eksi alıp çıkar içi pozitifse olduğu gibi çıkardı. Biz bunu biliyoruz özellik olarak. Birden kökü çıkardığımız zaman içi negatif olan bir ifade gelecektir. Kök 3 ile kök 2'yi iki, e, toplarsak arkadaşlar içi pozitiftir. O halde şöyle diyeceksiniz. İçin negatif olduğunu biliyorsam ben sayıların önüne eksi eklemem lazım. Eksi. E, i̇çini zaten ben pozitif olduğunu bildiğim için olduğu gibi yazacağım. Tek yapmam gereken nedir? Öndeki eksiyi dağıtmak. Eksi 1 artı kök 3. Eksi kök 3. Eksi 2 olur. Eksi kök 3 ile artı kök 3 birbiriyle sadeleşirse cevabımız. Eksi 3 yani C seçeneği olarak bulunacaktır. 17. sorudayız arkadaşlar. X sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere. Ee, x sayısının toplama işlemi göre tersi olarak verilmiş. Şimdi X sayısının arkadaşlar toplamaya göre tersi ve çarpmaya göre tersini biz sınıflandırırsak. Toplamaya göre tersi eksi listir, eksi x. Çarpmaya göre tersi de e, ters çevrilmesi yani bölme. 1 bölü x'tir diyeceksiniz. Tamam zaten üçgen verilse de çarpmaya göre tersini alacağız eksi 2 sayısının toplama işlemi göre tersi 2'dir. Artı eksi 2 sayısının çarpma işlemi göre tersi de eksi 1 bölü 2'dir. Düzenlersek 4 eksi 1 bölü 2'den cevabımız 3 bölü 2 yani D seçeneği olarak bulunacaktır. 18. sorudayız arkadaşlar. Güzel bir denklem sorusu aslında sorumuz. Şimdi bize denklem vermiş. T'nin değerini soruyor. Şimdi biz öncelikle şu kare ifadesini yorumlayalım. Üç, zaten çember olursa içindeki sayının 8 eksiğini alacaksın. Karenin içindeki sayının 2 fazlası verilirse de 3 katının 1 eksiğini alacaksın. Zorlamış değil mi biraz soruyu? Şimdi önce öncelikle şu kareyi yorumlayalım arkadaşlar. Kare dediğimiz ifadeyi nasıl yorumlayacağız? Şimdi ben içindeki sayının 2 fazlasını alıp bulmuşum ya. Ben içindeki sayıyı x diye düşünsem atıyorum. Daha düzgün bir ifadeyle yazarsak dışarıdakini de 3 eksi 2 3 çarpı x eksi 2 eksi 1 diye alırsam bence bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü içindeki sayını ben 2 eksiğini aldım dışına da 2 eksiğini aktardım. Yani biz sadece kare sayısını x gibi düşüneceğiz aslında. Yani buradan şunu yorumlayalım. x dediğimiz ifade 3 x eksi 6 eksi 1'den. Buradan da arkadaşlar karenin içerisinde x varsa ben dışarıya 3x eksi 7 yazacağım sadece böyle yazdık. Karenin iç, üç, çemberin içinde x varsa da x eksi 8 olarak yazdık. Bu halde şunları yorumlayalım. Şimdi ben birincinin içerisinde t yazmışım değil mi? O karenin içerisinde. T'yi ben nasıl çıkaracağım arkadaşlar? 3t eksi 7 diye. Karenin bir dışında çember var. Şimdi ben bunu bir çembere aldım. Çemberin içerisinde 3t eksi 7 yazıyor. Özelliğimiz ne? Çember varsa 8 eksiğini alacaksın. 3T eksi 7 eksi 8 dersen buraya da 3T eksi -15 15'i yapıştırmam lazım. Bunu da bitirdim. Sonra arkadaşlar bu çemberi de büyük bir kareye almış adam. Sıra sıra yapacağım işlemlerimi. Karenin içinde de 3T eksi 15 mevcut. Karenin özelliği neydi? İçindeki sayının 3 katının 7 eksiğini alacaksın. İçindeki sayı 3T eksi 15 yazdık. Eksi 7. İşte bunların sonucu kaçı eşitmiş? 11'e. Çünkü hepsinin sonucunu 11 vermiş. Bu denklemi çözmem lazım. Dediğim gibi zor bir soru. Ama çözen arkadaşlara gerçekten helal olsun. Ee, i̇çeri dağıtırsam bunu 9T-45-7 eşittir. 11'den arkadaşlar. 9T- ee, buradan da ne gelecek? 52 gelir. Eşittir. 11 geliyorsa 9 tane T, 63 veriyorsa T dediğimiz ifade 7 gelmesi lazım. Yani D seçeneğidir. 19. sorudayız. Sorun bir özellik sorusu aslında. Ee, ben şunu biliyorum arkadaşlar. S ile A'nın tümleyeninin toplamı bana evrensel kümeyi verecek. Evrensel kümesinin eleman sayısını verecek. Burada da evrensel kümeyi istemiş. Yani ben bunları taraf tarafa toplasam aslında... S ile S A'nın değilini alacağım artı SB ile S B'nin değilini alırsam kaç eşit olacak? 30'a. E zaten A ile A'nın değili bana evrenseli verecek. Yine B ile B'nin değili yine bana evrenseli verecek. 30 ise iki tane evrensel küme 30'a eşitse bir tane evrensel kümemiz arkadaşlar 15 olarak bulunur. O da C seçeneğidir. 20. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda Azra Begüm ve Canan isimli 3 arkadaşın çalıştıkları derslerle ilgili bilgiler verilmiştir. Tamam artı ise çalışmışlar, eksi ise bunlar çalışmamışlar anlamında. A kümesi Azra'nın çalıştığı dersleri, B kümesi Begüm'ün, C kümesi Canan'ın çalıştığı dersleri ifade etmiş. Tamam bu kümenin benden yorumunu istiyor. Şimdi bu kümeyi yorumlarken arkadaşlar hepsine özel olarak bakmak yerine ben bu C'nin değilini kümelerin içerisine dağıtayım. Ama kesişimle birlikte dağıtıyorum. Burası önemli. O zaman sıralayalım. Şöyle diyeceğiz. B kesişim. C'nin değili. Kesişim C'nin değili. Arada ne var? Birleşim. Sonra arkadaşlar A kesişim C'nin C kesişim C'nin değilini de böyle yazdık. Burayı da bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi biz bunu dağıttıktan sonra arkadaşlar ifademizi mantık gibi. Hani mantıkla zaten kümeler çok benziyor birbirine. Şu C kesişim C'nin değili bana boş kümeyi verecek. Boş kümeyle de A'yı kesiştirirsem arkadaşlar boş kümedir. Ve bu da bana diğer ikinci kümeyi vermek zorunda. C ile C'nin değil ile de C'nin değilini kesiştirirsem de bana C'nin değilini verecektir. Yani B kesişim C'nin değili birleşim boş küme sadece şu gelir. B kesişim C'nin değilidir. Bunu diğer sorularda da söylemiştik. B kesişim C'nin değil dediğimiz ifade aslında B fark C'dir. Şimdi biz B fark C'yi bulduk. Bu ne anlama geliyor? B fark C. Yani Begüm'ün çalıştığı derslerden. Begüm'ün çalıştığı dersler bunlar değil mi? Begüm'ün çalışıp da Cana'nın çalışmadığı derslere geliyor. Hangisi var arkadaşlar? Sadece geometri var. O da D seçeneğidir. 21. sorudayız arkadaşlar. Kolay mutlak değer sorusu. Denklem çözme sorusu. X'in alacağı değerler toplamından bahsetmiş. İki tane ifadeye ayırabiliriz. Ya x 2 4'tür ya da x 2 dediğimiz ifade eksi 4'tür. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak 6 gelebilir. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak eksi 2 gelebilir. İkisinin değerler toplamı da arkadaşlar zaten 4 olarak çıkacaktır. O da E seçeneğidir. 22. sorudayız. Eşitsizliğini sağlayan x sayılarının toplamı kaçtır demiş. Biz bu eşitsizliği yalnız bırakmak için yandaki artı 1'i hem sağ hem sola gönderelim. Yani eksi 8 ile 2x dediğimiz değerler 10 arasındadır. Sonra her üç tarafı 2'ye bölersek hem burayı hem burayı hem de burayı arkadaşlar Eksi 4 ile x dediğimiz değerler 5 arasındadır. Hangilerini yazabiliriz? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 yazabiliriz. Bunların toplamını sormuş benden. Hepsini toplarsak bunları sadeleştiririz arkadaşlar. Sadece elimizde 4 kalır. O da A seçeneğidir. 23. sorudayız. Kümeleri veriliyor. C kümesi A ve B'den seçilecek. Ee, pardon. X eleman için demiş arkadaşlar. Y kümesi A'dan seçilecek. B kümesinde Z'yi B'den seçeceğim. X'in çarpımı bana X'i oluşturacak. Yani kartezyen çarpımı gibi düşünebilirsiniz bunu. O halde biz sıra sıra yazalım. Öncelikle arkadaşlar 2 ile 1'i sıra sıra çarparsak 2. 2 ile 1'i çarptık. 2 ile 2'yi çarpıyorsun 4. 2 ile 3 çarpıyorsun 6. 3 ile 1'i çarpıyorsunuz. 3. 3. ile 2'yi çarpıyorsunuz 6. 3 ile 3 çarpıyorsunuz 9. Sonra arkadaşlar 4 ile 1'i çarpıyorsunuz 4. Sonra 8 ve 12 geliyor. En son 5 ile 1'i çarparsak 5, 10 ve 15 gelmesi lazım. Biz buradaki elemanları yani iki tane yazılı olan elemanları bir tane yazacağız arkadaşlar. Bu C kümesini oluşturacağız. C kümesi 2'den oluşur. 3 gelir. 2, 3, 4 yazdık. Başka 5 var mı var? Yazdık. Sonra arkadaşlar 6 var yazdım. Ee, başka o 4 ve 6'yı bir daha kullanmıyorum bu arada. 7 yok 8'i yazdım bakın. Ee, 8'i attık arkadaşlar 9'umuz var onu yazdık. Daha sonra 10 gelecek. 9 10 diyelim. Başka ne var? 11 yok 12'yi yazabilirim sorun yok. En son ne kaldı? 15. 15 de yazıp bitiriyorum. Ee, bunu sağlayan elemanlar da bakın B seçeneğinde vardır. Cevabımız B şıkkıdır. 24. soruyla devam edersek x sayısı 4 x eksi 1 ifadesiyle tanımlanıyor. Bunlardan hangilerini sağlayan a sayısını sormuş arkadaşlar. Şimdi şu var. İçindeki sayının ben 4 katının 1 eksiğini almışım. Sıra sıra yazarsın o zaman. İçindeki sayı arkadaşlar a artı 1 demiş arkadaşımız. Biz bunun 4 katını alacağız. Ve 1 eksiğini çıkaracağız. 4 a artı 4 eksi 1'den 4 a artı 3 oldu. Sonra ben içindeki sayıya a eksi 1 demişim. Yine ben bunun 4 katını almışım ve 1 çıkarmışım. Buradan da bana neyi verecektir? 4A 5'i verecektir. Yine ben içindeki sayıyı 2 eksi A dersem kutu içine alırsam içindeki sayının 4 katının 1 eksiğini alacağım. Buradan da arkadaşlar 8 yapar. 8'den 1 çıkartırsam 7 eksi 4 A'yı vermesi lazım. Şimdi biz bunları sıra sıra yazalım. Buraya alalım şimdi. Baştaki kutumuz 4a artı 3'tü. Artı. Diğer kutumuz arkadaşlar 4a eksi 5 eşittir. En sondaki kutumuzda 7 eksi 4a'dır. Sol tarafı düzenlersem 8a eksi 2 eşittir. Sağ tarafımızda 4, 7 eksi 4a'dır. Eksi 4a'yı diğer tarafa attığımızda burası 12 tane a yapar. Pozitif geçer. Bunu da karşı tarafa gönderdiğimizde arkadaşlar 9. A dediğimiz ifade 9 bölü 12 gelmesi lazım. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4'ü yakalayacağız. O da E seçeneğidir. 25. sorudayız. ABC kümeleri E evrensel kümesine ait birer alt kümedir. Bunların elemanların toplamını sormuş. A'da bulunup B birleşim C'de bulunmayan. Bakın B birleşim C elemanları şunlardır şöyle alırsak 2 tane elemanımız var. 2 ve 9'un toplamı arkadaşlar bana 11 verir. x 11'e eşittir. B'de bulunup A kesişim C'de bulunmayacak. A kesişim C kümesinin elemanları bunlardır bakın. O zaman B'de bulunup A kesişim C'de bulunmayanlar arkadaşlar 3, 5 ve 6'dır. Bunları topladığımızda 14 yapar. Bu da bana y'yi verecektir. 3'ünün kesişiminde bulunan elemanda bakın sadece 8'dir. Z'de 8 gelmeli. İşte biz bunları toplarsak zaten sonuca ulaşmış olacağız. X artı Y artı Z eşittir. 11 ile 14'ü toplasam 25 ve üzerine 8 eklesem 33 gelecek. O da E seçeneğidir. 26. sorudayız. Biz bunu derslerde sık sık e, vurguladık yani bu ifadeyi. X ve Y tam sayısı arkadaşlar eşitsizlik veriyorsa burada yapman gereken şey değer vermek. İşte değer vermeyip düzenlersek yani düzenlemeden kastımız şu. X'i 2 ile çarpar, Y ile taraf tarafa toplar bir de onu artısı gibi yazarsak işte bu yanlış çıkar. Burada diyeceğiz ki değer ver. Değeri neye göre vereceğiz? Tabii her insana her şekilde değer veremezsin. Onun için bizden en büyük değeri istediği için büyük insana büyük değer veririz ve yandaki de büyük olur. Bu şekilde x y'ye büyük değer vermen lazım. Eşitsizliğine geliyorsun x'e en büyük arkadaşlar 1 verebilirsin. y'ye ise en büyük 6 verebilirsin. 2x artı y dediğimiz ifade 2 artı 6'dan da x yerine 1 yazmıştım. 8 gelecektir o da b seçeneğidir. Ama bunu eşitsizlik yapar gibi yaparsan cevabı 9 bulur yanlış bulursun. Bilgin olsun. 20, 27 ile devam edelim hadi. 27. soru. Aslında üniversite sınavında son 3 yıldan beri arkadaşlar çıkan soru tipine çok çok benziyor. Yani bu tip sorulardan kesin çıkıyor. Onun için güzel yerleştirilmiş bir soru bence. Şimdi ben artı, eksi, çarpı ve bölme sembollerini 4 tane kutucuğa yerleştireceğim çembere. E, ve bu çemberleri sağlayan değerler de birbirini sağlamak zorunda diyeceğiz gibi. Şimdi arkadaşlar biz buraya toplama ya da e, toplama diyebiliriz ama iki sayının hangi ifadesini verirsek A elde ederiz o biraz muallak. O zaman şöyle desek daha mantıklı aslında. Biz buraya çıkarma diyelim. Çıkardığımız bir ifadeyi 10 olarak bulduk biz. Ve biz buraya 10 dersek arkadaşlar iki tane aynı ifade yani 5 5'i topladığımızda cevabımız 10 gelir. Şimdi ben artı ve eksiği kullandım. Ne kaldı geriye? Bölme ve çarpma kaldı. A'yı biliyorsunuz zaten 10. B'yi biliyorsunuz arkadaşlar 5. Şimdi ben buraya bölme kullansam ve 1 yazsam, onu 1'e bölsem zaten 10 gelir. Buraya çarpma kullansam ve çarpı 2 desem zaten yine 10 gelecek. Bütün şartları sağlamış olduk. Yani buradan A dediğimiz ifade onu verecek. B 5, C de arkadaşlar 1 geldi zaten. Bunları topladığımızda cevabımız 16 yani A seçeneği olarak bulunur. 28. sorudayız. Sorumda x artı y toplamını istemiş benden. Aslında böyle teker teker x ve y'yi bulmana gerek yok. Neden dersen? Bunları sen taraf tarafa toplarsan aslında 3x artı 3y eşittir 27 elde edersin. Ve biz kar e sol tarafı 3 parantezine alıp yazarsak zaten istediği ifadeyi çıkarmış oluruz. Her iki tarafı 3'e de bölersem arkadaşlar. x artı y dediğimiz ifade... 9'u verecektir. O da zaten B, seçeneğidir. 29. sorudayız. Temel kavramlar sorusu. X, Y birbirinden farklı doğal sayılardır. X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı verilmiş bize. En büyük değer alabilmesi için X ve Y'nin yakın olması lazım. Yakınlıktan kastımız zaten eşit alınır değil mi? 5'e 5. Ama birbirinden farklı dediği için biz 5'e 5 alamayacağız. 6'ya 4 almamız lazım. 6 ile de 4'ü çarparsam arkadaşlar en fazla 24 gelecek. O da C seçeneğidir. 30. ve son sorudayız. A ve B 2 küm olmak üzere. A fark B 3, B fark A 4, A kesişim B de 5 olmak üzere. A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş. Aslında bunu küme çizerek çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Evet şöyle bir küme çizelim arkadaşlar. Bak çok rahat gelecek. Zaten genelde bu tip soruları çizim yaparak yaparsanız rahat bulursunuz. A fark B zaten 3 yazdık. B fark A 4. Kesişim de 5'ti. Bunların birleşimi zaten A birleşim B. Elemanlarını topladığımız zaman 12'yi verecektir. O da arkadaşlar E seçeneği olarak bulunur. Sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eksiğimiz varsa affola. Sizden ricam, burada bir emek veriliyor. O emeğin karşılığında en az bir beğeni, bir yorum, bir takip isteği vesaire yaparsanız çok çok mutlu olurum. Kanalımızın büyümesi adına bunlar çok önemli argümanlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kalınız.